Bismillahirrahmanirrahim. Babül hedi. Yusaku li mut'atin ev kiranin hel gürkebi emle. Yahut babu el hedi yusaku li mut'atin ev kiranin hel gürkebi emle. Bu bab şunu beyan eder ki el hedi hedi. Yusaku sevk olunur. Ne için li mut'atin ev kiranin mut'a yahut da kiran için hedi. Sevk olunan hedi. Hel yürkebi binilir mi emla bilinmez mi? Ona binmek caiz olur mu olmaz mı? Bunda da ihtilaf olduğundan İmam-ı Tahavi bu ihtilafı da beyan buyuruyor. Haddesena Yunus'u kâle akberen ibn Vehbin enne maliken haddesehu an ebi zinad en ilâreç an ebi hüreyrete enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hüreyre buyurdular ki Peygamber Efendimiz Ra'a racülen bir adamı gördü ki yesûkü sevk ediyor, bedeneten bir bedeneyi, bir deveyi sevk ediyor. Kâle Resûl-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki o adama irkeba, ona bin. Fekâle o adam dedi ki ya Resûlullah innehâ bedenetün, bu bedenedir, müteyahutta kıran için sevk edilen hedidir. Kâle Resûl-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki irkebha veylek, veysene olsun bin. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب عن عجلان عن ابن عجلان demiş ابن فضل عن عجلان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله في أمر Efendimiz'den aynı hadisi şerifi İmam-ı Tahavi yine Yunus tarikiyle başka bir senetle İbn-i Vehb'den evvelkinin Malik'ten bunu da İbn-i Ebi Zeyb'in rivayet eyledi. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا البهبي قال حدثنا ابن إسحاق عن عمه موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ابن أبي داود تارك لدي إمام التحابيب وحديث الشريف رواية اليوم غير أنه شو كذر بارك قال بيوردي بو زيادة بار بو رواية قال رسول الكريم فمدز بيوردي له آدم في الثالثة üçüncü de أو الرابعة dördüncü de ند بيوردي إركبها ويحك يزكرار olsun بين إركبها ona بين ويحك seni yazıklar olsun yani o adama bin dedi ya Resulullah bedenedir tekrar bin dedi ya Resulullah bedenedir tekrar bin dedi Ya Resulullah bedenedir ya üçüncüde ya dördüncüde Resul-i Ekrem'imiz dedi ki yazıklar olsun seni bin. Şimdi bu hadis-i şeriflerde binmenin cevazını ifade ediyor bu hadis-i şerifler. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle haddesena Haccacun kâle haddesena Hammadun huve ibn Seleme. En Muhammed ibn Amrin en Ebi Selemete en Ebi Hureyre'te radıyallahu anh kâle. Ebu Hureyre buyurdular ki merra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz yürüdü bir recülün bir adama ki yesûkü sevk ediyordu bedeneten bedeneyi bir deveyi önüne katmış sevk ediyor götürüyor yahut da yularından tutmuş çekiyor eğer geriden sürerse sevk derler yularından tutar çekerse kade derler yakudu kale Peygamber Efendimiz bu adama dedi ki irkeb ha bin o bedeneye bin. Kale o adam dedi ki inneha bedenetün ya Resulallah bu bedenedir. Hedidir. Kale Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdu ki irkeb ha bin. Haddesene Ebu Bekret'e kale haddesene emmelun kale haddesene Süfyan ve Musa ibn Ebi Osman'ın ebiye an Ebi Hureyre'te radıyallahu anh anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Ebu Bekret tarihiyle de İmam-ı Tahavi'in hadisi şerifi zikrediyor. Haddesene ibn Ebi Davud, kâle haddesene el-Mukaddemiyyü, kâle haddesene Yesidü ibn-i Züreyya, kâle haddesene Mu'temiru, an Eyyûbe, an Ekrimete, an Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu, anin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet olunuyor ki ennehu ra'a racülen bir adamı Resul-i Ekrem Efendimiz gördü ki yesûhu bedeneten bir bedeneyi götürüyor. Kale buyurdu Resul-i Ekrem Efendimiz o adama ki irkeb ha o deveye bin. Kale o adam dedi ki inneha bedenetün o bedenedir ya Resulullah yani müt'e yahut da kıran için sevk edilen devedir.
Kale Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki irkebha bin fiseyriha ve seyri ile beraber bin. Ellezi öyle seyri ki fi unikaha önükünde olan o seyri ile beraber bin. Yani onun boynuna bir deri parçası asılmış. Ona seyir derler. Deri parçası asılmış. Yani herkes bilsin ki bu kurbanlıktır. Yani onu aşmadan o boynunda o alamet olduğu halde yine bin. Kale Ebu Hureyre radıyallahu anh buyuruyor ki فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ ben o adamı gördüm. يُسَيِّرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimizle beraber yürüyor. Yani deveye bindi ve Peygamber Efendimizle de yürümeye başladı. وَفِي عُنُكِهَا نَعْلٌ devenin boynunda da bir nal perçesi var idi. Kilade ki yani kurbanlık olduğunun alameti o olduğu halde onu çözmede deveye bindi ve Peygamber Efendimizle yürümeye başladı. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا هشيم عن حجاج بن أرطى النافع أن ابن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يسوق بدنه عبد الله بن عمر den de rivayet edildi ki o Abdullah bin Ömer bir adamı gördü ki bir bedeneyi bir deveyi sevk ediyor. قال Abdullah bin Ömer dedi ki irkebha o deveye bin ve ma entum siz olmadınız. Bir müstennine sünneti tutar olmadınız. Sünneten öyle bir sünnet ki ehda min sünneti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden daha güzel bir sünneti yapar olmadınız. Yani Resul-i Ekrem Efendimiz bu deveye bindirmişti. Siz kendinize bir yol çıkarıp da yeniden bir şey mi ihdas edeceksiniz? Onun sünnetini yapınız. Haddesena Ali ibn Şeybete kâle haddesena Yezid ibn Harun kâle akhberena Hümeyd el-Tabil an Anes ibn Malik radıyallahu anh kâle marra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir racül. Bu hadiste Anes ibn Malik'ten rivayet ediliyor ki Anes diyor ki Resul-i Ekrem Efendimiz yürüdü, gitti yani tesadüf etti. Bir racülün bir adama ki vehve yesûgu bedeneten bir bedeneyi götürüyordu. Kale dedi ki irkebha bin ona. Kale o adam dedi ki innaha bedenetun ya Resulullah o bedenedir, kurbanlıktır. Kale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki irkebha bin. Haddesen Abdullah ibn Muhammed ibn Huşeyş el-Basriyyü kale haddesena Müslim ibn İbrahim kale haddesena Hişam ve Şöbe. قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله yine Hazreti Anes'ten bu hadisi şerifi İmam-ı Tahavi Abdullah ibn Muhammed ibn Huşeyş tarikiyle sikeyledi. قال Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdu ki فَذَهَبَ قَوْمٌ bir kavim zahip oldular neye? اِلَا اَنَّ الرَّجُلَ şuna zahip oldular ki bir adam اِذَا سَاكَ بَدَنَةً bir bedene sevk ederse لِمُتْعَةٍ تَمَتْعُوا için, اَوْكَرَانٍ كَرَانٍ için, اَنَّ لَهُ o adam için caizdir en يَرْكَبَهَا o kurbanlığa bine. O devenin üzerine binmek onun için caizdir. وَاَحْتَجُّوا delil getirdiler فِي ذَٰلِكَ bu mesele hakkında ne ile بِهَذِي الْاَسَارِ işte bu okuduğumuz hadislerle Hazreti Ebu Hureyre'den, Hazreti Enes'ten, Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma'dan bunların hepsinden gelen bu rivayetleri delil getirdiler. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُونَ diğer alimler bu alimlere muhalefet ettiler. فَقَالُوا dediler ki اِنَّمَا كَانَ هَذَا bu oldu مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den bu emir sadir oldu. O adama bin dedi. Ne için? لِذُرِّنْ bir zarar için ki رَآهُ Peygamber Efendimiz o zararı gördü مِنَ الرَّجُلُ adamda. Adam yorulmuş, baktı ki artık gidemiyor, yürüyemiyor, bir zarara düşmüş adam. Resul-i Ekrem Efendimiz onun için o adama bin dedi. فَأَمَرَهُ Peygamber Efendimiz ona emretti بِمَا أَمَرَهُ بِهِ ona emrettiği şeyi işte onunla emretti. Yani o emri de bin dedi. İşte bu emir bunun için vakı oldu. لِذَٰلِكَ bu zarar için. Adam daha yürüyemiyor, halsız kalmış. Bunun için emretti. وَهَاكَذَا نَكُولُ نَحْنُ biz de böyle deriz. İmam-ı Tahavi diyor ki biz de bu cemaatin dediği gibi deriz. لَا بَاسَ بِرُكُوبِهَا
o bedene olan, kurban olan deveye binmekte beis yoktur. Fi halet zarureti, zaruret halinde. Ve la yecuzu, caiz olmaz. Fi halet vücud, başka bir binecek hayvan bulduğu vakıtta da caiz olmaz. Hali vücut dedi ki bu. Yani başka madem binecek hayvanın var, ona binmesi caiz değil. Yok, yok olsa, kendinde yürümeye takatın kalmamışsa binmesi caizdir. Fehtemele, mühtemil oldu ki en yekûne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimiz ola emere emretmiş ola bizalik bu adama bin demesiyle emretmiş ola ne için? Lidderureti, darulet için kema kalu bu alimlerin dediği gibi başka binecek hayvanı yok idi. Kendisi de yorulmuş idi. Onun için ona bin kendini helak etme diye buyurdu. Buna ihtimali var peygamber efendimizin bin dediği. Vehtemele yine mehtemil olur ki en yekûne zâlik ona bin demesi ola lâli darureti, darureti için değil. Bir de var ki hayır başka binecek hayvanı da var ama Peygamber Efendimiz buna bin dedi, zarurette yok. Öyleyse o bin demesinde iki şık var. Ya zaruret var idi ya zaruret yok idi. Bu iki ihtimal da var. Lakin ve lakin lenne hükmel büdni kulleha kezalik. Lakin bu zaruret yok. Yani ikinci ihtimal zaruret yok. Çünkü bedenelerin hükmü velakin lenne hükmel büdni bu bedenelerin hedi için götürülen develerin hükmü külliha küllüsi kezalik böyleşedir. Yani başka bir binecek hayvan olsa da binilebilir. Evet. Terkebu binersin fi halid darureti yahut türkebu hayvanlar binilir. Binilir fi halid darureti. Zaruret halinde de binilir. Ve fi halil vücud hali vücudunda da binilir. Yani başka bir binecek hayvan bulsa da binilir. İkisine de ihtimali var. Öyleyse ikisine de ihtimali olduğu için bunu araştırmak lazım. Birinci mezhebe sahip olanların kavli mi doğru? Yani zaruret olsun olmasın binilir. Yoksa ikinci mezhebe sahip olanların sözü mü doğru ki zaruret halinde binilir, zaruret olmazsa binilmez. Bunu araştırmak lazım. Fenezerna biz nazar ettik, araştırdık. Fî zâlike bu mesele hakkında. Feîzâ Nesr ibn-i Merzûk'in. Baktık ki Nesr ibn-i Merzûk kad haddesena bize rivayet ediyor. Kâle dedi ki haddesena Ali ibn-i Ma'bedi. Kâle haddesena İsmail ibn-i Cafer. En Hümeydin en Enes'in radıyallahu anh. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Enes buyurdular ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ra'a racülen bir adamı gördü ki yesûgu bedeneten bedeneyi sevk ediyordu. Fakat cehed adam da meşakkete düşmüş, yorulmuştu. Yorgun bir halde. O bedeneyi de götürüyor. Kale Resul-i Ekrem Efendimiz bu adama dedi ki irkeb ona bin. O bedeneye bin. Kale ya Resulullah inna bedene bu kurbanlıktır ya Resulullah dedi. Kale Peygamber Efendimiz buyurdu ki irkebha bin. Şimdi burada Hazreti Enes'in bu rivayetinde o adam yorulmuştu. Onun için bir zaruret var idi. Öyleyse zaruret halinde ona bin buyurdu. Haddesena Fehdun kale haddesena Ebu Gassan ve Nüfeyliyyü kale haddesena Züheyr ibn Muaviye kale haddesena Hümeydül Tabil en Sabitin en Enes'in radıyallahu anhu. Hazreti Enes'ten rivayet eylediler. Ennen Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz ra'a racülen yesûgu bedeneten kurbanlık deveyi sevk eder iken bir adamı gördü. Fekennehu ra'a bihi cöheten. Peygamber Efendimiz o adamda bir yorgunluk gördü. Artık yolda yorulmuş. Fekale Resul-i Ekrem Efendimiz ona dedi ki irkefha bin. Fekale o adam dedi ki inneha bedenetin ya Resulullah bu kurbanlıktır. Kale Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki irkebha ve inkanet bedeneten. Kurbanlık olsa bile bin. Niçin? O adamda bir yorgunluk hasil olmuş. Resul-i Ekrem Efendimiz de onu gördü. Ve bu bir zaruret oldu. Ona bin dedi. Öyleyse bu rivayetler ispat ediyor ki zaruret halinde bilinir, binilir. وَقَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Abdullah ibn Ömer'in hadisinde de rivayet edildi. Harfin bir harf.
yedullu ala hazel manayı da bu manaya delalet eder bir harf kelime. Yani zaruret olursa binilir. Mana bu. Buna delalet eden bir kelime oldu orada da. O rivayet hangisi? O da şu. Haddesena Fatun gâle haddesena el-Himmâniyyü gâle haddesena Hüseymin anil Haccâc en-Nâfi'in an-İbni Ömer'e radıyallahu anhuma. Abdullah İbni Ömer'den rivayet eyledi İmam-ı Nafi'ye ki ennehu Abdullah İbni Ömer kâne yekûlu fir-reculi. Bir adam hakkında derdi ki izâ sâga bedeneten bedeneyi sevk ettiği vakitte fe'a'ya yorulduğu vakitte bir adam bir bedeni haddesena fehdun gâle haddesena el-Himmâniyyü gâle haddesena Hüseymin anil Haccâcin Nâfi'in an İbni Ömer radıyallahu anhuma ennehu Abdullah İbni Ömer kâne yekûlu fir-reculi bir adam hakkında derdi ki izâ sâga bedeneten bedeneyi sevk ederse fe'a'ya yorulursa yorgunluk gelirse ona İrkebha sen ona bindirdi. Ve ma entüm siz olmadınız bir müstennine sünnet çıkar bir yol yapar olmadınız. Sünneten öyle bir yol ki ehlemin sünneti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan onun sünnetinden daha güzel bir yol bulur olmadınız. Yani Resulullah Efendimiz böyle zaruret halinde bedeneye binilmesini emretmiştir. Siz de bininiz. Buna delalet eder. Fedelle zâlike izâ bu hadisi şerifte delalet eder ki ennemâ ulbişîk emere bihi İbn-i Ömer radıyallahu anh Abdullah İbn-i Ömer emreyledi. Ve akbere haber verdi ki ennehu sünnet-i Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem bu Peygamber Efendimiz'in de sünnetidir. Ve o nedir? Rükûb-ül bedeneti kurbanlık deveye binmektir. Fî hâlid darureti zaruret halinde ona binmektir, binmek caizdir, buna delalet eyledi. Sümmel temesine sonra aradık hükme rükubil hediyi, kurbanlık deveye binmenin hükmünü fi gayri halid darure, zaruret halının gayrisinde binmek nasıldır? Bunun hakkında da bir rivayet gelmiş midir, gelmemiş midir? Hel necidü lehu, bunun içinde bulabilir miyiz? Zikrin bir zikir fi gayri hadil asar, bu eserlerin gayrisinde. Bu eserlerde zaruret halinin beyanı geldi ama zaruret olmazsa caiz midir değil midir bunun hakkında da bir rivayet var mı? Fe izâ fehdun baktık ki fehd kat haddesena gâle haddesena bu Bekri binu Ebi Şeybe gâle haddesena bu Halid-el Ahmer an İbni Cüreyc'in an Ebi Zübeyren Cabir İbni Abdillah radıyallahu anh Cabir İbni Abdullah'tan rivayet eyledi gâle gâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdular ki İrkebu bininiz El-hediye hediye bininiz Bil-me'ruf me'ruf ile bininiz Hatta tecidu zehren Başka bir binecek hayvan bulanıncaya kadar me'ruf bir şekilde eziyet etmeksizin kurbanlık deveye bininiz. Şimdi burada beyan buyurdu ki Hatta tecidu zehren Başka bir binecek hayvan bulununcaya kadar Başka bir hayvan, binilecek hayvan bulundu mu ona binmesi caiz değildi. Bu meydana çıktı. Haddesena Yezid ibn-i Sinan kâle haddesena ibn-i Ebi Meryem ha ve haddesena ibn-i Ebi Davud kâle haddesena Abdullah ibn-i Salih kâle haddesena ibn-i Lehiyya an Ebi Zübeyr an Cabir'in radıyallahu anh Hazreti Cabir'den rivayet edildi ne de fî rükûbil hedî hedîn rükûbunda kurbanlık deveye binilir mi binilmez mi semiyetu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz işittim yekulu buyururdu ki irkebha sen kurbanlık deveye bin bil ma'ruf ma'ruf ile ona eziyet etmeksizin bin izâ ülciyte sen ilce olunduğun vakıtta muzdar kaldığın vakıtta ileyha ona yani başka binecek hayvan bulamadın kendin de yoruldun perişan olacaksın. Öyleyse me'ruf bir şekilde ona bin. Hatta tecide zahren başka binecek bir hayvan buluncaya kadar ona bin. Fe'bâhen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz mübakkıldı fi hadel hadis bu hadiste rükûbeha kurbanlık deveye binilmesini fi hâli darureti zaruret halinde mübakkıldı ve men'a men eyledi min zâlik o deveye binmekten اِذَرْ تَفَعَتِ الدَّرُورَةِ Darurat kalktığı vakıtta da binmekten men eyledi.
Teruret mürtefi olduğu vakitte ve vecede gayriha, başkasını da bulduğu vakitte. Teruret ne vakitte kalkar? Başka binecek bir hayvan bulur. İşte o vakitte zaruret kalktı. Yok. Öyleyse o vakitte de men eyledi. Fesebete bizalik, bununla sabit oldu ki en hâda, işte bu hükmül hedi, hedin hükmü budur. Min terikil asar, eserlerin terikiyle kurbanlık devene, deveye binmenin hükmü budur. Türkebülü darurat, darurat olduğu vakitte binilir ve tütrekü, terk edilir. Lirtifa'i darurat, zaruretler kalktığı vakitte de terk edilir, binilmez. Bu böyle sabit oldu. Sümme teberna, sonra bunu itibar eyledik. Kurbanlık deveye binilip binilmediğini, hükme zalik, işte bu hükmü min tarikin nazar, nazar tarikiyle itibar eyledik. Yani kıyas tarikiyle nasıldır? Olur mu, olmaz mı? Keyfe ve nasıldır? Farayına biz gördük. El eşya, eşyayı ala. Darbeyini iki darb üzerine gördük. İki şekil gördük. Feminha, eşyadan orucudur. Ma, bir şey orucudur ki el milkü milk fihi anda. Mütekamili mütekamildir. Eşyalardan bazısı var ki insanın hakkıdır. Temamıyla hakkıdır. Kimsenin bir hakkı yoktur. Lem yedhulhu şeyin. Ona bir şey dahil olmadı. Öyle şey ki yüzilü anhu, o şeyden, o maldan izale eder. Şeyen min ehkamil mülk, mülk. Mülkün ehkamından bir şey izale edin, bir şey girmedi. O an bu adamın tamamıyla mülküdür. Başka birisinin onda ortaklığı, hissesi, bir şeysi yoktur. Ne gibi? Kel abdillezi, bir köle gibi ki lem yüdebbirhu, onu tedbir etmedi. Mevlahu efendisi. Tedbir, yani ben öldükten sonra sen azatsın derse ona tedbir der. Yok. Böyle bir şey demedi. Köleyi satın aldı. Kendi halis mülkedir. Kimsenin onda bir ortaklığı, bir hakkı yoktur. Ve kel emetilleti, bir cariye gibi ki lem telit min mevlaha, mevlasından çocuk getirmedi. Eğer efendisi onu istifraş ederdi, ondan çocuk olursa ümmi veled olur. Ümmi veled ol değil mi? Onun tamamıyla o adamın hakkında değildir. Mülkinde değildir. Bir kısmı onun mülkindedir. İşte hayır, bu öyle bir cariye ki böyle bir ümmü velette olmadı. Ve kel bedenetilleti, bir deve gibi ki lem yucibha, onu vacip kılmadı. Sahibuha, sahibi. Sahibi vacip kılmadı, yani kurbanlık deve diye onu tayin etmedi. Feküllü zalik, işte bunların hepsi caizün caizdir. Bey'u, satılması. Halis kölesi olur, halis cariyesi olur. Sonra kurbanlık kılmamış devesi olur. Bunların satılması caizdir. Ve caizül intifa'i bihi. Onunla intifa da caizdir. Bey'i caiz olduğu gibi intifa'i de caizdir. Ve caizün caizdir. Ne temliku menafi'i. Onun menfaatlerini temlik etmek. Bir ibdalin bedel karşılığında ve bila ibdalin bedel karşılığı olmaksızın. O da caizdir. Mesela deveyi birisine verir ki bin bana şu kadar para ver. Yevmiyesine. Yahut da beleş bunu bin, sonra getir devemi ver. Yahut da kölesini birisine der ki git hizmet et, bedel mukabili olsun olmasın. İşte bunlar caizdir bunda. Böyle olduysa ikinci kısım nasıl oldu? Ve minha, bu eşyalardan orucudur. Ma ol bir şey ki keddehalehu şeyin. Ona bir şey dahil oldu. Öyle şey ki men'a, men etti min bey'ahi, onun satılmasından men etti. وَلَمْ يَزُلْ, o şey de zahil olmadı. عَنْهُ, ondan حُكْمُ الْاِنْتِفَاعِ بِهِ, adamın kendi intifa hakkı zahil olmadı ama bey'i caiz olmadı. Satamıyor ama intifa edebiliyor. مِنْ ذَٰلِكَ, bundandır. اُمُّ الْوَلَدْ, اُمُّ الْوَلَدْ اَلَّتِي, öyle اُمُّ الْوَلَدْ ki لَا يَجُوزُ لِمَوْلَهَا, efendisi için caiz olmaz bey'uha, onu satmak. Niye? Ondan çocuğu olmuştur, onu satamaz ama ondan intifa edebilir. وَالْمُدَبَّرُ مُدَبَّرُ de bundandır. Fî kavlimen, bir kimsenin kavlünde ki la yara bey'ahu, bey'ini caiz görmez. Burada müdebber, ben öldükten sonra sen azad ol derse onu satabilir mi satamaz mı ihtilaf var da, satamaz diyenlerin kavlüne göre o müdebberi de satamaz, fakat ondan intifa hakkı vardır. Fezalike, bu la bâse bil intifa'i bihi, işte bunlarla intifa etmekte beis yoktur. Ve bir temliki menafi'i, menfaatini başkasına temlikte de beis yoktur. Lillezî şulbişim, kimseye temlik ediyor menfaatlerini ki
yuridu adam murad ediyor en yentefi'a biha, o menfaatlerle intifa eder. Bir bedelin ya bir bedel mukabilinde ev bila bedelin yahut da bedelsiz intifa edebilir. Bu adam da o intifa edecek adama menfaatini temlik edebilir. Fekâne oldu maşul bir şey ki lehu en yentefi'a bihi. Bu adam için caizdir ki onunla intifa eder. Ne gibi? Ümmü veled gibi, müdebber gibi onu satamıyor ama intifa edebiliyor. Felehu adam için caizdir en yemlike, en yümellike temlik eden menafi'u onun menfaatlerini menşâ diledik adama menfaatlerini temlik edebilir, verebilir. Bi ibdalin, ibdal bedel karşılığında ve bila ibdalin bedelsiz. İster bedel karşılığı olsun, ister olmasın onun menfaatini başkasına temlik edebilir. Sümme ra'ina, sonra biz gördük. El bedenete bedeneyi. İza evcebaha, onu vacip kılarsa. Rabbuha sahibi. Sahibi onu vacip kılar da, yani kurbanlık derse vacip kıldı. Feküllün, ulemanın hepsi katecme İsmail ediler ki ennehu la yecudu lehu. O adama caiz olmaz. En yuaciraha, onu icareye vermek caiz olmaz. Ve la yeteavvada, taavvud ede ibez ala bi menafiha, onun menfaatleri karşısında bedelen bir bedel. Onu göre de menfaati karşısında bir ibez ala, bu da caiz değil. Felemma kâne, vaktaki oldu, leyse lehu, o adam için olmadı, olmaz oldu, ney temlikü menafiha, onun menfaatlerini temlik olmadı. Bir bedelin bedel karşılığında menfaatlerini temlik o adam için caiz olmadı. Kâne kezalikine böyle celleyse lehu adamı olmadı. El intifa'u biha, onun da kendisinin intifa etmesi de caiz olmadı. Bedel karşısında onlar, onun menfaatini veremediği gibi kendisi de intifa edemez oldu. Ve la yekunu lehu, o adam için olmaz. El intifa'u bir şeyin, bir şeyle intifa etmek illa şeyün, illa bir şey oldu ki lehu o şey için olucudur. Etteavvudu teavvuz bi menafihi, onun menfaatleri mukabilinde ibdalen minha, ondan bedel olarak. Yani ondan intifa edemez, illa intifaın karşılığında ivezini ödeyecek. Burada bu da yok. Şimdi bir adam deveyi hediye yapmışsa ondan kendisi menfaatlerini başkasına veremediği gibi ondan intifada edemez. فَهَذَا هُوَ النَّزَرِ, İşte kıyas da budur. Eyda, işte nakılda olduğu gibi kıyas da budur ki caiz değildir. Öyleyse şimdi neklen ve aklen ispat etmiş oldu ki bedeneyi hediye yaparsa, kurbanlık yaparsa zaruretsiz ona binemez ve onun menfaatlerinden de istifade edemez. Yani onun ne sütünü içer, ne biner, ne menfaatini başkasına veremediği gibi kendisi de ondan istifade edemez. Ve huve, işte bunlar kavlu Ebi Hanife'de ve Ebi Yusuf'e ve Muhammed'in rahmetullahi teala. Bu üç imamın kavli de budur. Bunlar da böyle içtihad etmiştirler. Ve kadru ve zalik, bu rivayet edildi an cemaati minel mütekeddimin, ulema-i mütekeddiminden bir cemaatten de bu mesele hakkında rivayetler geldi. İstifade edemez hakkında. Haddesene ibn-i Mertukin kâle, haddesene Bişir ibn-i Ömer kâle, haddesene Şöbetü. Şöbe rivayet ediyor. Erâhu en Mughîrete. Yani benim zannim Şöbe Mughîrete'den rivayet ediyor. O da kimden? An İbrahim'e kâle. İbrahim'in Nehay dedi ki la yeşrebu, içmez. Neyi? Lebenel bedeneti, bedenenin sütünü sahibi içmez. Ve la yerkebuha, ona binmez. İlla yuzdarra, illa muzdar olursa ila zalike, ona. Artık yorulmuş gidemiyor, zerret olursa binebilir. Ve sütünü de içmez. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle haddesena Haccacun kâle haddesena Hammadun قال حدثنا هشام حدثنا حجاج قال وقالدن sonra sana Hammad قال bu noksa, bunun yazılması icabidir. Yani Hammad rivayet ediyor. O da, ona da Hişam ibn Urve an abih, o da babası Urve'den. قال Urve buyurdular ki el bedenetu, bedene
İzehtâci ileyha, ona mühtaç olursa, sâikuha, onu sevk eden adam, götüren adam mühtaç olursa, rakibaha, ona biner, rükûben binmekle, öyle rüküp ki gayre kâdihin, ona zarar vermeyecek bir şekilde biner. Yani ağır bir yük, yükleyemez. Hafif bir şeyle ona binebilir. Yahut da koyabilir. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن قيس عن عطاء مثله قل مثلنا عطاء روايته لدي وقد روي عن المتقدمين متقدمين دين رواية دلدي في قول الله عز وجل جنباكم قول شريف ده لكم فيها منافع إلى أجل مسمى رواية كريمة لكم سيزين شنو رجدر فيها وبدن الأرض منافع منفعة إلى أجل مسمى müayyen bir müddet için. Bu ayet-i kerimenin tefsirinde mütekaddiminden rivayet edildi. Ney? Maşol bir tefsir ki haddesene ibn-i Merzûk'un, ibn-i Merzûk'un rivayet eyledi. Kale haddesene Ebu Amir, hen şu'abete anil hakime mücahil. Ha ve haddesene ibn-i Merzûk, kale haddesene Ebu Huzeyfe an Süfyan'a ve Hibban an Hammad'in kileyhima an Ebi an İbni Ebi Necih'in en mücahidin. Bu iki senette de Mücahit'ten rivayet geliyor. Mücahit buyurdu ki, bunun tefsiri nedir? لَكُمُ فِيهَا مَنَافُوا اِلَى اَجَلٍ مُسْلِمًا مُعَيَّنْ bir müddete kadar o bedenelerde sizin menfaatleriniz vardır. Bu demek. قَالَ buyurdu ki, وَمَنْفَعَتْ فِي زُهُورِهَا وَاَلْبَانِهَا onların arkalarında ve sütlerinde وَاَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا yunlarında اَوْاَصْوَاف koyunun yünü, evbar da devenin yünü. Hatta tesire büdünen onlar bedene oluncaya kadar bu menfaatler sizin için vardır. Yani üzerine binersiniz, sütlerini içersiniz, yunlarını alırsınız. Hatta tesire bunlar oluncaya kadar büdünen, büdün yani hedi denilinceye kadar sahibi hedi dedi mi daha ondan sonra yok. Ama ondan evvel bunlar hedidir demedi mi? Bu istifadeleri yaparsınız. Bunun tefsiri bu. Fakat bunları bedene yaptı mı, hedi yaptı mı daha menfaat bekleme. Menfaat görmesi caiz değil. Bu Mücahid'in tefsiri. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle, haddesena Haccacun kâle, haddesena Hammadun kâle, ahbarana ibn-i Ebi Necih en Mücahid'in. İbn-i Ebi Necih, Mücahid'de yine rivayet eyledi ki, لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ لَا اَجَلٍ مُسَمَّى. Bu ayeti kerime. Nin tefsiri nedir bu menfaatler? Kale buyurdu ki hiyel ibulu bu develerdir. Fiha lekum fiha o develerdir, orucudur. Yuntefe'u biha onlarla intifa olunur. Sütleri alınır, üzerlerine binilir, yunları alınır. Hatta tukallede, hatta boyunlarından gılada asılıncaya kadar. Boyunlarından gılada asıldı mı artık her yol değil. Onlar Allah yoluna tahsis edildi. Bu vakitte menfaatleri kesilir, daha onlardan intifa edilmez. Haddesena Ebu Bekrete, kâle haddesena Ebu Davud, kâle haddesena Verka en Mansur en İbrahim. İbrahim'in Nehaya'dan rivayeti dedi ki, لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّى. Bu ayeti kerimedeki menfaatler, kâle buyurdu ki, اِنْ اِحْتَاجَ sahibi mühtaç olursa ilâ zahriha, onun arkasına binmeye mühtaç olursa rekibe biner. Ve in ihtace mühtaç olursa ilâle beniha südüne şeribe içer. Yani bütüne bedeneleri kastediyor. Bir bedene, o develeri bedene olarak, hedi olarak sevk etti. Fakat yoruldu, ona binmeye ihtiyacı oldu, binebilir. Yahut da aç kaldı, perişan oldu, yiyecek bir şey yok, içecek bir şey yok, onun südüne mühtaç oldu, onu da içebilir. Bir müeyyen müddete kadar. Müeyyen müddette ne? O zerure sahil oluncaya kadar. O deveye bindi de sonradan binecek başka bir deve buldu, bitti. İşte ecel-i müsemma geldi, o vakıta kadardı o. Yahut da yiyecek hedası yoktu, acından ölecekti, onların sütlerinden içti. Sonradan yiyecek bir şey, içecek bir şey buldu. Bulduğu gibi de onun sütünü içemez, ecel-i müsemma buldu. Müeyyen müddet geldi, çattı. İşte bu rivayetler de böyle geldi, ispat etti ki, bedenelere zaruret olmadıkça ne binebilir ne de onları sütlerinden istifade edebilir. Zaruret olursa yapar, zaruret kalkıncaya kadar, zaruret kalktı mı
onlardan daha başka bir surette istifade edemez. Vallahu Teala a'lem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.